Sende mi duruyor, bende mi? Kulaklık mı? Evet. Takmak istiyor musun kulaklığı? Yok. Tamam, o zaman kalsın abicim. Şöyle yapalım. Tamam. Gurmepedia müzik kanalından herkese merhabalar. Ben Cenk Hastal. Amsterdam'dayız ve Amsterdam'da yanımızda beat mucidi Ceyhuni var. Hoş geldin. Merhaba, iyiydim. Teşekkür ederim. Geçen gün iyiydim bugün. Bardağın, bana almış olduğun bira ve aynı zamanda bu tişörtü de göstermek istiyorum. Bu tişört için de çok teşekkür ederim sana. Evet. Dava anlayışın, müzikteki dava anlayışın tam olarak nedir? Her şeyden önemlisi, müzikten de daha önemlisi bir duruş. İnsan hayatta bir duruş olması lazım. İnandığı şeyler doğrultusunda yaşaması lazım. Ben buna inanıyorum yani. Müzik sadece bunun bir kısmı yani. Müzikle bunu, kendini müzikle ifade edebilirsin. Benim yaptığım gibi. Bunu müzikle dışarıya, ne diyor siz Türkler? Kanalize. Kanalize. Çok güzel diyor Türkler bunu. Kanalize edebilirsin müzikle. herkesin bir derdi olması lazım. Herkesin bir davası olması lazım. Hani bana diyorlar, kaderden, kederden çok bahsediyorsun hani. Derdin ne? Bir röportajda sorulmuşlar bunu. Derdim şudur dediğim an olay biter zaten. Bitmemesi için her şeyden önemlisi o derdin olması. Sürekli olması. Herkesin bir derdinin olması lazım. Yani beslendiği şey, herkesin beslendiği bir şey var. Herkesin beslendiği bir şey var. Herkesin çektiği bir acı var. Herkesin ödediği bir bedel var. Herkesin rağmenleri var. Olması lazım. O olduğu sürece sanatın her dalında kendini ifade edebilirsin. Ben buna inanıyorum. Onsuz olmuyor. Onsuz sanat da olmuyor yani. Beatleri yaparken tam olarak almış olduğun ilham nedir? Yani nasıl yaratıyorsun beatleri? Nasıl çıkartıyorsun ortaya? Oturayım da bir şarkı yapayım modunda olamadım hiç. Öyle olmuyor. Öyle gelişmiyor. Saatlerce oturup da bir melodi yazamadığım oluyor. Elimi ateşe atıyor. İlham seni bulmuyor, ilham uğramıyor. Öyle anlar da oluyor. Ama bazen de bir melodi geliyor, ne bileyim. Bir duyduğun şarkıdan, bir izlediğin filmden, bir okuduğun yazıdan, bir gördüğün surattan bile insan etkileniyor. Hani sana bir şey veriyor o yani. Kapanıyorsun işte stüdyona, evine, neyse işte. O olay kendiliğinden gelişiyor. Ben de öyle yani. Kendiliğinden gelişiyor diyebilirim yani. Şimdi buna inanmıyorlar. Bunu da daha önce anlattım. Kendiliğinden gelişiyor yani. Peki şey var mı mesela? Türkiye'den uzaktasın. Bunun böyle çok gurbet hasreti çektiğini söyleyemeyeceğim aslında. Ya, şey yapıyorsun. Burada yaşamayı seviyorsun. Onu biliyorum. Onu hissediyorum en azından. Gerçekten güzel bir şehir. Güzel bir ortam. Kendini ifade edebildiğin bir yer aslında. Şey yapıyor musun ama böyle buradaki coğrafyadan, insanlardan, yaşayıştan, evlerden dışarıdan besleniyor musun? En fazla da şey değilim hani öyle daha realist bakarım hani o kadar da hani hayır ne bileyim uçak gördüm, ilham geldi falan o kafada pardon değilim tam yani. Ama dediğim gibi bir interaksi diyorlar Hollandalılar, bir interaksiyon olması lazım yani. İnsan onu bir şekilde depoluyor. Ondan sonra zaten hani öyle bir ruha sahipsen onu yine dışarıya verme ihtiyacın da doğuyor. Evet, evet. Seni bunaltıyor zaten o. Tamam mı? Yine onu hani aynı şekilde ya resime döküyor insanlar ya yazıya. Biz de müziğe döktük yani. Bir de kendi şeyimiz var hani. Kendi eğlendiğimiz böyle alay ettiğimiz şeyler var. Tabiri caizse işte taşak geçtiğimiz şeyler var. Onu kendi şeyimizde böyle harmanlamaya çalışıyoruz yani. Peki çok klişe bir şey söyleyeyim sana. Hala dinlemekten çok keyif aldığın mutlaka şarkılar vardır. Var mı aklına gelen? Yani bunu dinlediğim zaman böyle hani gün kötü başlasa bile devam eder iyi. Şu an dediğim.
Abi şimdi şöyle sallamayayım da. Uzak Doğu. Bir de Arap ülkelerindeki sanatçıları takip ederim, severim. Beyrut şarkıları var mesela. Lübnan. Ama gerçekten şu anda aklıma gelmiyor da. Mesela oradan çıkmış sanatçılardan işte İbrahim Maluf mesela. Evet, Maluf mesela. Mesela. Ama onun da daha ötesi var. Daha geçmişi var tabii ya. Tabii. Çok eski yani. Bizden eski herifler var yani. Bizimkilerden daha eski. Yani bu o coğrafyadan etkileniyorsun yani. Tabii. Tabii. Öbür kıyıdan böyle Yunan müzikleri falan filan, onlar da galiba biraz tabii. İlgi alan içerisinde. Taverna dediğimiz olay tabii, oradan biraz esinlendik tabii yani. Daha sıcak geliyor bana, daha gerçek geliyor. Albümün öyle koyduk son albümün. Evet, evet. Taverna etnik, hip hop teknik 2 geliyor değil gelecek, mi? Evet. Geliyor. Onun ismini değiştirebiliriz ama yani sonuçta o serinin devamı. Evet. Peki Grupedia izleyicilerine söylemek istediğin bir şey var mı son olarak Amsterdam'dan? Amsterdam, şimdi sana söyleyeyim, ben teşekkür ederim oralardan gelip beni görmek istediğin için. Güzel, güzel. Eyvallah, ben de büyük zevk duydum. Güzel bir şey, güzel bir şey yapıyorsun, söyledim sana bunu. Sağ olasın, evet. Bunu herkese de söylemem gerçekten. Ruhunu ortaya koyduğum belli. Tamam. O yüzden de sıcak baktım bu görüşmeye. Evet, takip edin daha, diyeyim ne bileyim hani. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim diyorsun? Bunu medyayı takip edin. Bitmucit de takip etsin. Evet. Bitmucit Cevim'i takip edin. Çok teşekkür ederiz Ceyhun. Sağ olasın, var olasın. Şimdi? Bizi misafir ettin. Gayet de oldu abi. Gayet de oldu. Sağ ol, var olasın. Ve hey kabuk, yarana sadık ol. Canını veremeyen gazi sayılıyor. Hala aynı yoldayım, mayını bol. Ayılıp ayılıp bayılıyor.